Japonya'da yine her şeyin soya olduğuyla ilgili bir video hazırladım. Herkese merhaba. Bir Melike Uysal bilgilendirici videosuna daha hoş geldiniz. Size daha önce Japonya'da her şeyin pirinç olduğunu, her şeyin pirinçten yapıldığını zaten anlatmıştım. Bununla ilgili bir videom daha önceden mevcut. Bunun dışında Japonya'da ne var pirinçten başka? Yosun var. Çeşit çeşit yosun, çeşit çeşit yosunlu çorbalar var. Bununla ilgili videoda hazırlamayı düşünüyorum. Ama bugün size Japonya'da yine her şeyin soya olduğuyla ilgili bir video hazırladım. Bu yüzden de aslında hazırladığım birazcık değişik oldu çünkü yeni hazırlamaya karar verdim. Dışarıdaydık, arkadaşlarımlaydık, eve geldik. Dedim ki ne yiyeyim, hani böyle hafif hızlı bir şeyler olsun. Natto yemeye karar verdim. Sonra bana daha önce Instagram'dan bir sürü kişi dedi ki Melike natto yedin mi, nattoyu sevdin mi, natto nasıl bir şey? Natto aslında soya fasulyesinin fermente olmuş bir hali. Size birazdan göstereceğim. Her Japon'un bile sevmediği bir şey bu aslında. Bu natto denilen. Aynı zamanda bu natto'nun böyle sushi roll gibi yosun, pilav ve içine natto koydukları ürünler de mevcut. Bunları da yiyebiliyorsunuz. Ama aynı bizim bamya yemeği gibi. Hani eğer bamyaya yeteri kadar limon sıkmazsanız böyle hani şey olur ya, böyle uzar böyle sürekli. Bu onu daha da beteri, daha da uzayan bir hali. İçinde böyle paketleri de var. İçinde hem soya sosu hem de biraz hardal var. Bunları karıştırıp nattomuzu bu şekilde yiyoruz. Bakın şöyle kapağını bile açtığımda bu hardalı açabilirsem... Açtım. Kokuyu duydun mu bari? Evet. Sence nasıl? Kötü. Evet, biraz değişik kokuyor. Emergency, emergency. Soyadaki soyayı dökerken evet birazcık etrafa getirdim. Ama o yüzden birazcık daha soya ilave etmem lazım. Ya zaten bu soya fasulyesi ama soya sosuyla yendiği için bu da yine soya sosu ve benimkisi biraz döküldüğü için birazcık daha soya sosu ilave edeceğim. Ve sonra bunu iyice karıştıracağım. Kıvamını göstermek için size şöyle iyice yakınlaştırdım. Şöyle bir şey. Natto'yu ilk yediğimde bir arkadaşımla birlikte yemiştik. Dedi ki Melike hani sevebilirsin ya da sevmeyebilirsin. İlk yemen çok önemli ve çok karnım açtı. Ne zaman karnım çok açken yeni bir şey yediğimde tadını mutlaka çok seviyorum. Şu anda tabii ki de bunu sade yemek istemediğim için evimde pilavım vardı. Pilav zaten Japon evi gibi her gün mevcut. Japon böyle pilav makinemizin içinde. O yüzden birazcık natto'dan bunun içine ilave edeceğim. Ve sırada natto'muzu yeme zamanı. Pirinçle birlikte gerçekten çok daha iyi oluyor. Böyle çok böyle saydığı bir şeyler olduğu için bunu böyle insanlar böyle yerken böyle çubuğu bazen böyle döndürüyorlar. Daha kolay yiyebilelim diye. Ben şimdi biraz kameranın karşısında olduğum için heyecan yaptım. Sanki böyle acımış gibi bir tadı var. Bağırsaklar için çok yararlı olduğunu biliyorum. Zengin K2 vitamini kaynağı, proteini çok yüksek. Ve aynı zamanda arkadaşlar bu daha çok Japonya'da kahvaltıda yenen bir yiyecek türü. Size bahsedeceğim ikinci ürün edamame. Yani aslında sushiko'da edamame adıyla yediğimiz, burada marketlerde şu şekilde satılan soya fasulyesi. Bu normal soya fasulyesinin yeşil kabuklu olarak ya buharda ya da az suda haşlanmasıyla, bazen tuzlu suda haşlıyorlar ama Japonya'da tuzlu suda çok haşlandığını görmedim. En azından evlerde. İnsanlar zaten bunları hazır almak yerine kendileri de yapabiliyor. Çünkü taze olarak marketlerde çok rahat bulabiliyorsunuz. Ama bizim evde sadece tek ben sevdiğim için ve tek ben yediğim için canım istediğinde kendime böyle kaplarda alıyorum. Hepsini aynı anda oturup bitirip sonra da işte diğer yemeklerle devam ediyorum. Yani aslında bu da soya fasulyesinin tazesinin haşlanmış hali. Kurusu da aynı bizim böyle küçük kuru fasulyelere benziyor. Burada böyle siyahı var, beyazı var, böyle değişik renklerde soya fasulyeleri mevcut.
Yerken, bakın şu anda bu yediğim gerçekten tuzsuz. Burada genellikle tuz kullanılmıyor. Ama siz sushi'ye falan gittiğinizde ya da işte bunun yapılan bir Japon restoranına gittiğiniz zaman zaten size baharatlayıp, sarımsaklayıp daha böyle Türk damak tadına uygun hale getirip veriyor. Peki nasıl yiyorsunuz? Böyle elinizi ayıklamıyorsunuz. Böyle normal bütün fasulyeyi ağzınıza sokup böyle tanelerini ağzınızın içine alıp bu şekilde yemiş oluyorsunuz. Tabii ki de biraz önce soya ile ilgili söylediğim her şey soya fasulyesi için de geçerli. Soya fasulyesi görüntü olarak aslında bizim normal taze fasulyeye gerçekten benziyor. Bence tek fark, en azından benim gözlemlediğim, tadı gerçekten değişik, tadı gerçekten farklı. Ama bunun dışında bir de dışarısı, dışı yani dış yüzeyi. Dış yüzeyi acayip böyle tüylü. Yani ağzınıza aldığınız zaman zaten bu dışındaki tüyü de hissedebiliyorsunuz. Kabukları böyle kalın. Tüylü ama içi gerçekten çok lezzetli. Size diğer göstereceğim ürün arkadaşlar tofu. Burada çeşit çeşit tofu var. Peki ilk önce göstereyim, sonra size birazcık tofudan bahsedeceğim. Bu elimdeki tofu marketlerde hazır olarak böyle kızartılmış. Tofunun suyu alınıp kızartılmış olarak direkt yemeğe hazır olarak satılan bir çeşit. Ben bunu nasıl kullanıyorum? Noodle soup yaptığımda, çorbalar ya da salata yaptığımda bunu böyle hemen 2-3'e doğrayıp ya da işte öğleyin domates, avokado, böyle birazcık tofu. Çünkü bunların hem protein açısından hem protein değeri yüksek hem de kalorileri o kadar yüksek değil diye ve gerçekten yemeğe alıştım. İlk başta hiçbir tadı olmadığını düşünüyordum ama şu anda bir tadı olduğunu biliyorum. Çünkü o tadı almaya başladım alıştığım için. Okullara bile öğrencileri işte böyle hazırlarken pilavının yanına böyle tofular anneler daha çok koyuyor ve tercih ediyor. Bu kızarmış bir tofu. Bunu hemen hatta yiyeyim. Aynı zamanda marketlerde tofu hiçbir şekilde kızartılmamış. Yani siz nasıl istiyorsanız o şekilde yapacaksınız diye ki ben bugün tofu yapacağım için marketten tofumu almıştım. Sonra bunların hepsi de bir araya geldi ve size anlatmaya karar verdim. Böyle beyaz bir şey arkadaşlar. Belki de videonun sonuna bu tofuyu ilk önce önemli olan şey tofunun suyunu aldırmanız. Çünkü tofu böyle daha önce yine videolarımda göstermiştim aslında tofu ile ilgili. Hemen böyle dağılan, kırılabilen bir şey. Ben defalarca böyle kağıt havlunun içine koyup onun suyunu iyice aldırıp belki de şu kalınlıktaki tofu böyle yarı ölçüsüne kadar inceliyor. Bu sefer kestiğinizde hiçbir şekilde dağılmıyor, daha sertleşmiş oluyor ve siz onu değişik böyle tavuk harcı gibi işte baharatlar, değişik soyalar, susam yağları çok değişik, lezzetli bir hale getirebiliyorsunuz. Videonun sonuna güzel bir tarif ekleyeceğim. Yani bu şekilde de tofuyu tüketebilirsiniz. Peki tofu nasıl elde ediliyor? Tofunun soya ile bağlantısı nedir diye sorarsınız. Tofu arkadaşlar soya sütünün, yani soya o fasulyesi alıyor, haşlanıyor, onun bir sütü çıkıyor. Bu soya sütünün nagariydi galiba, yine bir kontrol ederim. Nagari denilen bir malzeme ile kestiriliyor. Yani bizim sütün kesilmiş hali gibi, lor gibi bir hale geliyor. Daha sonra böyle kalıplanıp işte sıkıştırılıp bu hale geliyor. Nagari adı verilen soya sütünün kesilmiş hali. Bunu dedikten sonra aslında benim evde soya sütüm de var. Burada zaten her yerde ve her yerde çok çeşitli aromalarda soya sütü var. Hatta Türkiye'den bildiğimiz Kikkoman markası buralarda da var. Buzdolabımda bir tane soya sosu vardı. Hemen size getirip onu da göstermek istiyorum. Ay, elbisemle çok uyumlu değil mi yalnız soya sütü? Bu arkadaşlar markası Kagome. Kikkoman almadım. Ben çünkü onu çok alıyorum diye. Bunu denemek istemiştim. Bu da soya sütü. İşte tabii aromalandırılmış. İçine benimkisinin için işte böğürtlen bir şeyler koyulmuş. Tadına bakalım. Uf, rengi de çok güzel. Böyle pembe gibi. Görebilecek misiniz bilmiyorum ama. Evet, birazcık gözüküyor. Ya vallahi kameram netleyene kadar saatler geçiyor. O yüzden netlesin diye uğraşmayacağım. Bardağa koysam fena olmazdı ama neyse, itada kimas deyip soya sütünü de içiyoruz. Yemin ediyorum çok iyi geldi. Soğuk, çilekli, böğürtlenli gibi tatlımsı. Muhtemelen içinde şeker falan da vardır. Kalorisine bakmadım ama evet, 137 kalori. Yani bu kadarlık bir soya sütünün kalorisi 137. Ama burada güzel olan şey çok fazla değişik değişik aromalarda soya sütünün olması. Soyanın sütü, fasulyesi, işte sütünün kesilmiş hali, tofusu, sosu var.
Bunun dışında arkadaşlar soyanın bir de burada sürekli böyle salatalarda, çorbalarda kullandığımız, Türkiye'de de aslında çok gördüğüm soya filizi var. Burada soya filizi böyle çok böyle paketlerin içinde ve çok ucuz fiyatlara satılıyor. Gerçekten yani en azından Tokyo'ya göre böyle koca paket böyle soya filizleri 100 yene, 80 yene, bazen daha ucuz yerlerdesiniz 50-60 yene bulabiliyorsunuz ki bu ücretler 100 yen 6 lira diye düşünseniz işte 4 liraya 3 belki 3,5-4 liraya falan neyse bulabiliyorsunuz bunları. Soya filizlerinin normalde çok pişmemesi gerekiyor. Eğer çorbaya koyacaksanız hemen çorbayı kaynatmadan bir taşım biraz önce koyuyorsunuz. Salatalara direkt çiğ olarak ilave edebilirsiniz. Türkiye'den farkı burada böyle fasulyeleri olan da var. Yani ben Türkiye'de onu görmemiştim. Belki de gelmiştir uzun süreden beri Türkiye'de ayrı olduğum için. Hani bu yeni ürünleri bilmiyorum ama buradaki soya filizlerinde fasulyeli olanları, yapraklı olanları çok çok fazla çeşit olanları var. Siz tabii kendinize göre ayarlıyorsunuz. Benim soya filizlerim birazcık sulanmış çünkü birazcık soğumuşlar. Mesela benim bu elimdekiler normal sadece böyle şöyle çıtır çıtır ama gördüğünüz gibi fasulyesi ya da yaprağı olmayan soya filizi. Soya ile ilgili olan anlatacağım ürünler bitti mi? Hayır aslında bitmedi ama şu anda bizde olmayan ama yine size daha önce miso çorbası adlı videomda gösterdim. Miso paste var arkadaşlar bu da. Miso ezmeleri yani. Çeşit çeşit var yine bunlarda. Siz istediğiniz aromaya göre, istediğiniz lezzete göre yok içinde şu olsun bu olsun deyip bazı sebzelerin olduğu miso ezmelerini seçip çorba yapıyorsunuz. Peki neden misodan bahsettim şu anda? Çünkü miso çorbası yine burada sabah kahvaltılarında ya da işte öğlen lunch ya da bir yere gittiğinizde hemen size yemeğinizden önce gelen bir çorba miso çorbası. İçinde birazcık yosun bazen değişik birkaç mantar çeşidi var. Aslında miso denilen şey de yine soya fasulyesi, birazcık pirinç, birazcık arpa ve asıl malzemeleri bunlar. Ve bir mantar çeşidi var. Adını şu an unuttum. Böyle dört harfli moji mi öyle bir şeydi galiba. Bir mantarla yine fermente edip yine kestirilmiş bir hamur gibi böyle bir şey haline geliyor bu. Hepsi beraber karıştırılıp mantarla da böyle fermente edildikten sonra Japonya'da zaten çok fazla size böyle şu anda burada neredeyse gösterdiğim birçok ürün yine soyanın fermente edilmiş haliyle alakalı. Bir sürü yerde bir sürü şekilde bu soyanın sütüyle falan ilgili ürünler var. Yenebilir soyalar bitti ama soya bitmedi aslında. Tabii ki de hala eminim belki de beni bahsetmedim. Bir sürü soya ürünü daha olabilir. Ama size şunları da göstermeden bitirmeyeceğim. Yine bunlar da benim kullandığım Japonya'da soya sütlü ya da işte soyadan elde edilmiş olan Sana Kozmetik'in işte gözaltı kremi ve işte tonik gibi kullandığım böyle çok hafif hoş bir nemlendiricisi. Bunu yine size bir tane Japonya'da kullandığım ucuz ve yararlı ve güzel kozmetikler adlı videomda bahsetmiştim aslında bu ikisinden. Hani demek istediğim şu, bunun dışında çok güzel böyle soyalı böyle daha yoğurt gibi görünümlü maskeler falan da var. Adamların aslında ülkesinde çok bir şey yok. Bakıyorsunuz pirinç var. Bakıyorsunuz yosun var. Balık var. Soya var ve bunlarla ilgili neredeyse bütün mutfaklarını ya bütün her şeyi oluşturmuşlar. İşte pirinç, yosun, balık, sushi yapmışlar. İşte soyanın her türlüsünü kullanmışlar. Yani o yüzden Japonya'ya yani geldiğinizde aslında yaşadıkça gerçekten öğrendiğiniz, kendinize kattığınız çok güzel şeyler var. Peki hani soya genetiği değiştirilebilir, aynı mısır gibi aslında soyanın da genetiği çok kolay değiştirilebiliyormuş. Ben araştırma yaptığımda zannediyordum ki bütün soya, bu Japonya'da yediğimiz bütün soya fasulyesi Japonya'da yetiştiriliyor zannediyordum ki gerçekten alakası yok. Birçoğunu dışarıdan alıyorlarmış. Amerika'dan, Arjantin'den, Brezilya'ydı galiba aynı zamanda ve çok alakasız ülkelerden Japonya'ya geliyormuş. Çünkü buradaki ihtiyacı karşılayamıyorlarmış. Ve dışarıdan gelen ürünlerde aslında genetiği değiştirilmiş soya olma ihtimalleri çok yüksek. Ama tofu'da ya da hani daha çok fermente olanlar, hani orijinal soya fasulyesinde belki durum birazcık daha farklı. Ama en azından tipi işte fermente edilip tofu haline getirilip ya da işte farklı şekilde miso paste olarak tüketildiği zaman daha az zararlı olduğu söyleniyor. Hani bununla ilgili daha detaylı araştırma yapmak isterseniz tabii ki de yapabilirsiniz. Bunun dışında yine bunu araştırırken böyle soya ile ilgili şeylere bakarken tabii hep öncesinde bu soyanın içinde işte bu östrojen hormonunun bunu destekleyen ya da bu hormonun fazla olmasından kaynaklanan bir sebepten dolayı aslında ilk başta kansere karşı iyi geliyor diyorlar. Sonra çok fazla olmasından dolayı
kanser olma ihtimali var diye yazılar okudum. Sonra çok fazla östrojen içerdiği için, bu hormonu içerdiği için bu soya fasulyesi, işte tüketilen erkeklerde bu erkeklik hormonunu baskıladığını falan söylüyorlar. Biz tabii bu gibi şeylerin hepsi bilimsel çalışmalar. Hangisinin netliği kazanmış, kazanmamış. Siz daha detaylı tabii ki de araştırabilirsiniz. Okumayı seviyorsanız ben de zaten sürekli bu gibi şeylere bakıyorum. Ama eşimle bazen konuşurken şunu söylüyoruz. Ya burada Japonya'da arkadaşlar bütün erkeklerin acayip böyle saçları var böyle. Saçı olmayan erkek yok. Hani bizim Türkiye'de böyle genetik gibi. Sanki belli bir yaştan sonra genellikle erkeklerin saçı dökülmeye başlıyor. Hatta bazı kadınların saçı dökülüyor ve doktora gidiyorsunuz. Diyor ki erkek tipi saç dökülmesi falan. Hani acaba diyorum burada yok, acaba diyorum soyadan mı kaynaklanıyor diye eşimle konuşup güldüğümüz şeyler mevcut. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Gerçekten gerçekten bir anda karar verdim. Çekmeye böyle soya ile ilgili bir şeyler göstermek istedim size. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Herkese Tokyo'dan selamlar. Bye bye.